Sevgili dostlar, bugün sizlere ertelemeyin diyeceğiz. Hayatı ertelemeyin. Sevdiklerinizi ertelemeyin. İdeallerinizi ertelemeyin. Bunları bir düşünelim. Bu videoyu bunun için hazırladık. Şimdi bir düşünüyoruz. Yaşlarımız var, büyüklerimiz var. Yani anne babalarımız, babaannelerimiz, ninelerimiz var. Bunları ertelemeyelim diyoruz. Nasıl diyoruz? Şimdi bir düşünelim. Çok yoğunuz, iş yoğunluğu var, şu var, bu var. Hepsi doğrudur. Sevgimizi göstermek için bayramları bekliyoruz. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı. Güzel. Ama bazen iş yoğunluğumuz oluyor. Erteliyoruz. Ya telefonla hallederiz diyoruz. Değer verilmesi gerekenlere gerektiği kadar değer vermek lazım hayatta. İnsanlar kendi içlerinde, kendi dünyalarında çalışırken hep başkaları için çalışırlar ama onlara geri dönüşümü sağlayacak en başta anne babalar geliyor. Ben en başta demek istediğim mesele şudur ki anne babalarımızı ertelemeyelim. Anne babalarımızı günlük, iki günlük, üç günlük, haftalık, o sizin takdiriniz ama telefonla dahi olsa aramayı, sormayı ertelemeyelim. Hayatımızda ne kadar yoğun olursak olalım, çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi ertelemeyelim. Çok ciddi bir yoğunluğumuz olabilir ama hiçbirimiz bir Elon Musk değiliz. Günde 10 saat, 13 saat, 15 saat çalışan insanlar değiliz. Bu şekilde çalışan insanlar bile en kötü bir pazar kahvaltısı, en kötü bir çocuğu okula götürme, en çocuğu evladımızı bir berbere ben götüreyim, ben tıraş ettireyim. Bu kadarcık dahi olsa çoluğuyla, çocuğuyla ilgilenmeyi ertelememesi lazım. En önemli mesele bu. Anne, baba, çoluk, çocuk, eş. Bunları ertelememek lazım. Diğer bir meselemiz ise kendi iç idealimiz olarak baktığımızda ideallerimizi ertelemememiz lazım. İdeallerimizi ertelediğimizde bir bakıyoruz başkalarına fırsat tanımışız. Vallahi ben de bunu düşünmüştüm. Abo bak o yaptı. Bak şu etti, bak bu etti. Tüh benim düşündüğümü yapmış. Neden? Kardeşim sen erteledin. Erteledin ya ha şimdi bak ben hep planlarımızda şöyle bir şey var. Şu iş bir bitsin bak ben neler yapacağım. Şu işi bir halledeyim bak göreceğim bak neler yapacağım. Hep buraya gidiyoruz. Ama o işler olmuyor. Hep erteliyoruz, erteliyoruz, erteliyoruz. Pazar günden itibaren söz başlayacağım. Söz şunu yapacağım, söz bunu edeceğim. O pazarlar hiç gelmiyor. Gelse bile bir gün, iki gün, üç gün finish. Devamı yok. Anda kalma var ya anda kalma. Anda da başlama önemli. Bakın diğer videolarda anda kalmayı anlattık. Şimdi de anda başlamayı. Şu an mı konuştuk kardeşim? Şu an başlıyoruz. Ne dedik? Piyano kursu. Değil mi? Piyano kursuna gitmeye karar verdik. Başladıysak ne olursa olsun hiçbir şey onun bahanesi olmamalı. O piyano kursuna gidilmeli. Klarnet kursu mu dedik? O klarnet kursuna gidilmeli. Yüzme kursu mu? O yüzme kursuna gidilmeli. Erteleme olmamalı. Erteledikçe o işler 2 hafta, 3 hafta, 5 hafta bak gelin görün hayatımızın her kademesinde hangi iş olursa olsun bakın hiçbir şekilde devamı gelmiyor. Gün bugündür. Yarın dediğimiz işlerin %90'ı yapmadığımızı beni dinleyen şu anki bütün izleyicimiz farkında. Ondan dolayı ideallerimizin peşinden koşmak, yapılması gerekli olan ne varsa onları yapmak bizim adımıza en önemli hayat düsturlarından bir tanesi olması lazım. Çok önemli. Bu kadar kolay ölünen bir hayatta hayatınızı ertelemeyin. Bugün varız, yarın yokuz. Küslüklerimizi ertelemememiz lazım. Ha yarın barışırız, ha şu gün barışırız. Cesaret edemiyorum şöyle böyle. Bir bakıyorsunuz bir kalp krizi geçirmiş. Ya da bir yere gitmiş ya da yurt dışına çıkmış. Şu olmuş bu olmuş irtibatı kesmiş. Bir bakıyorsunuz küs kalmışsınız. İçinizde ömür boyu süren bir vicdan azabı. Keşkelerle dolu bir hayat. Keşke ertelemeseydim.
hazır buradayken, hazır sağlığındayken, hazır yaşamındayken onunla barışsaydımlarla dolu keşkeli bir hayatı, hayatımızı çevirmeyelim. Bunun yanında sağlıklı yaşamı ertelemeyelim. Sabah erken kalkılması gerekiyorsa erken kalkalım. Akşam erken yatılması gerekiyorsa erken yatalım. Günlük yürüyüş yapılması gerekiyorsa günlük yürüyüş yapalım. Ekmeği kesmemiz gerekiyorsa ekmeği keselim. Hayatta sağlıkla ilgili şeyleri de ertelemeyelim. Biraz önce bahsettiğim ideallerle ilgili çalışmalar, konjonktür ne gerekiyorsa onları yapalım. Onları da ertelemeyelim. Bakın lise, üniversite çağlarında kendimize de bakabiliriz bu noktada. Kendimize de ayna tutabiliriz. Son gün vize çalışma, son gün final çalışma. Aslında bu ders basitmiş ama neyse 70 alsak geçeriz falan. Niye? Ertelemişiz. Son anda çalışmışız. Başarımızın belki başarı düzeyi, başarı notu 95 olacakken 70 de geçmişiz. Aslında hayatımızın her karesi böyle. Aslında çok kaliteli bir hayat yaşayacağız. 100 üzerinden belki 90-95'lik bir hayat diliminde yaşamamız gerekiyor. Hayat standartlarımız belki o kalemlerde olacak. Ama bizim ertelediklerimizden dolayı onların neticesinde geçer not 45-50 arası bir yaşam sürüyoruz. O açıdan olmazsa olmazlarımızı hiç terk etmememiz lazım. Olmazsa olmazlarımızın üzerine hep gitmemiz lazım. Ve ertelemeyi bir hastalık kabul edip, erteleme hastalığıyla ilgili ne sıkıntılarımız varsa teşhisini yapıp, onunla ilgili ilaçları kullanmamız lazım. Gelelim ev hayatımızda ilişkilerimizdeki ertelemelere. En önemli ertelediklerimizden bir tanesi nedir sizce? Seni seviyorum diyebilmek. Seni seviyorumu geciktirebilmek. Hanım bekler, eş bekler, der ki seni seviyorumu ağızdan. Koca ile kavga başlar, eşle kavga başlar. Der ki sen benim seni sevdiğimi bilmiyor musun? Diyemez. Gereksiz bir taş fırınlık girer devreye. Ama karşı taraftaki bayan buna alınır. O seni seviyorumu demeye sevgisizlik girer. Erteledikçe karşıya sevgisizlik girer. Hayatta özellikle evlilik hayatında en önemli hayat düsturlarından bir tanesi seni seviyorum diyebilmeyi ertelememektir. Evliliklerdeki en önemli huzurun ve mutluluğun kaynağı erkeğin dille eşine seni seviyorum diyebilmesidir. Bu ertelendikçe, bu daha da geciktikçe sevgide çatırdamalar başlar. Lütfen özellikle beyefendilere sesleniyorum. Eşlerimize seni seviyorum kelimesini ertelemeyin. Hatta her gün aç tok fark etmez ilaç gibi, mutluluğun ilacı, huzurun ilacı kabul ederek aç tok fark etmez belli bir dozda her gün eşinize bunu verin. Ve bunu asla ertelemeyin. Ertelemekle ilgili anlatılacak çok şey var. Ama şunu da unutmamak lazım. Kişiye özgü, insana özgü ertelemememiz gereken konular nelerse bunları güzel bir deftere not edelim ve bugünden itibaren değil, bu andan itibaren başlayalım. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın.